24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Ebru Doğan, 24 ile karşınızdayız. Hükümet 16 Nisan referandumu sonrası yönünü ekonomiye çevirdi. İş dünyası atılan adımları nasıl değerlendiriyor? Beklentiler neler? İTİB Başkanı İsmail Gülle ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi hükümet artık 16 Nisan'ı bekliyorduk. 16 Nisan'dan sonuç çıktı. Evet, sonuç çıktı ve ondan sonrası ekonomiye yöneldi. Ekonomide atılım yılı olarak belirlendi 2017. Şimdi pek çok adım atma hazırlığında, geçtiğimiz haftalarda da birçok şeyi açıkladı. İşte kıdem tazminatı olsun ya da yeni reformlar olsun, birçok şeyi ortaya koydu. Üretim reformu da bunun ilkiydi. İlklerinden biriydi. Şimdi bu üretim reformu çatısı altında yapılan, atılacak adımları, atılması planlanan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim teşekkür ederim. Sayın Başbakanımız aslında gerek cazibe merkezleri hakkında, gerekse üretimi destekleyecek pek çok paket açıkladılar. Bu açıklamalar maalesef Türkiye'nin gündemi arasında çok fazla yer bulamadı. Biz zaten istediğimiz bu yönde bir an önce seçim atmosferinden çıkıp ekonomiye odaklamak. Çünkü şu anda bizim bütün hedeflerimizi tutturacak, bütün dışarıda büyümeyi etkileyebilecek enflasyonu, kapasite kullanımını, sanayi üretimini kullanım, kapasite kullanımını hepsini etkileyecek tek şey var. Ekonomik göstergelerin düzelmesi. Ama ne kadar olursa olsun, hiç istemeseniz de seçim ortamında maalesef bu etkileniyor. Doğal olarak gerek iş talepte gerekse üretimde bu etkileşmeyi görüyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızdan da artık 16 Nisan'dan sonra yeni bir dönem, yeni bir sistem başladı Türk'ün yönetiminde. Bundan sonraki süreçte biliyoruz ki artık 2019 yılı var. 2019 yılına kadar olan süre içerisinde sadece ekonomi konuşacağız inşallah. Ve bu ekonomiye odaklanarak ekonomik sorunların çözümünde, bunların artık da bu sorunların çözümündeki bekleyen tek şey, bu yapılan organizasyonların, bu düzenlemenin hepsi yatırımların gelmesi, bekleyen yatırımların hayata geçirilmesi. Ve inşallah yani bu çok uzun zamandır konuşulan, yıllardan beri sanayicinin her seferinde dile getirdiği TRT payının kaldırılması güzel bir şey. Yani burada çok önemli bir şey değil ama yani bir TRT payının sanayinin üretiminde kullanılan elektrikte olmasını sanayici istemiyordu bunu. Bunun kaldırılması, düzenlenmesi önemli bir uygulama. Diğer yandan OSB'lerde emlak vergisi, hatta bütün fabrikaların emlak vergisinde bir düzenleme yapılacağı. Yani bazı düzenlemeler vardı ki hiç size bir şey getiriyor, bir bürokrasik engel getiriyordu. Onların da kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Yani bunlar son derece önemli adımlar. Dün Sayın Başbakanımız TOP'taki konuşmasında bundan sonra bütün ağırlığımızı ekonomiye vereceğiz dedi. Her şeyi düzenlemesini öncelikle yapacağız dedi. Bir cesaret verdi. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gene iş dünyasında yatırımlarla ilgili artık bu yatırımlarda önünü açacak her türlü düzenlemenin yapılacağına ilgili bir şey verdi. Bu açıdan cesaret verici söylemlerdi. İnşallah bundan sonra bize düşen de artık bu tabloyu iyi okuyarak, bu desteklerle beraber artık biraz daha işi büyütmek, yatırımları genişletmek ve Türkiye'nin ihracat hedefine gerçekleştirip üstüne çıkmak. Artık bizden, iş adamından, iş dünyasından beklenen de bu. Yani bunları da verdikten sonra iş dünyası da artık söyleyecek, isteyecek de bir şeyini kalmayacağı bir düzene gittiği zaman yapacak tek şey de bunları gerçekleştirmek olacak. İş dünyası olarak yine yapılması planlanan kıdem tazminatı fonu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu iş dünyasının önemli sorunlarından bir tanesi. Yani bu hem iş tarafını, işveren tarafını, hem işçi tarafını rahatsız eden bir konu. Aslında burada iki taraflı bir mağduriyet söz konusu. Bu açıdan bu çözümün de son noktaya geldiğiyle ilgili son derece olumlu bir hava hissediyoruz. Bu kadar hiçbir şekilde kararlı bir noktaya gelinmemişti. Sayın Bakanımız burada, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız çok ciddi bir irade koydu. Ve inşallah inanıyoruz ki bu sorun çözülecektir. Çünkü bu yük işletmeden üzerinde çok ciddi bir yük getiriyor.
burada. Bu yükün bir anda ödenmesi, ödenilecek boyutların çok ötesine geçiyor. Bunu fabrikaların, üreticilerin, sanayicinin taşınmasında ciddi zorluk var. Diğer yandan kıdem tazminatını bırakıp işini terk eden insanlar açısından farklı bir boyutu var. Böyle bir fonla oluşturup ben buradaki işsizlik fonundaki kaynakları kullanarak hem de işverenin de belli bir oranda katılımıyla sağlanacak bir çözüm, mantıklı ve rasyonel bir çözüm. Bu çözüm de inşallah iş dünyasını da rahatlatacaktır bu konuda. Yani zaten iş barışı da bu işin olmazlarından bir tanesi. Yani bir iş yerinde huzurlu bir çalışma ortamı olması lazım. Çalışan işçinin geleceğiyle ilgili, parasıyla ilgili bir sıkıntı duymaması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Diğer yandan da işveren de bu yükü hissetmemesi lazım ya da bu yükün stresini taşımaması gerekiyor. İki taraf açısından da önemli bir yük. Bunun karşısında tabii diğer Avrupa ülkelerinde ya bazı yerlerde hiç yok, bazılarında var. Fakat olanlarda da bu şekilde bir yükle üzerinden alınmış. Yani onun üstünde değil, birikecek bir fonda olacak bir şeyle, bir fonda birikmesiyle bu yük onun üzerinden kalkmış olur doğal olarak ve onu da daha cesaretli, daha bunları düşünmeden ya da bu tür olaylara olabilecek talihsiz durumlara düşmemek adına yaşanacak bir sıkıntının önüne geçecek. O yüzden bu çalışma için hakikaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Başbakanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. İnşallah hem sosyal barışı hem iş barışını son derece iyi bir ortama getirecek bir netice çıkar. Çünkü burada işverenin her seferinde gündeme getirmiş olduğu bir konu. Bunun çözümü de her iki tarafı rahatlatacaktır kanaatimle. Hem işçi hem de işveren için kesinlikle. Zaten her iki tarafı da mutlu edecek bir gelişme olması lazım. Bir netice olması lazım. Bunun bir tarafına fayda sağlayıp bir tarafına zarar veren çalışmaların uzun süreli olmayacağı hepimizin malumu. Burada bir şey var, bir mantıklı bir yaklaşım var. Gelinen noktada inşallah ülkemize, iş hayatımıza faydalı olur diye düşünüyorum. Biraz da piyasalara bakalım şimdi. 16 Nisan referandumu öncesinde olumlu bir hava vardı. Ardından da rekorlar gelmeye başladı. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Yabancı alımları da çok fazla. Yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine, Türkiye piyasalarına bakışı nasıl? Siz iş yaptığınız kişilerde bunu daha rahat hissedebilirsiniz. Belki 16 Nisan öncesi ve sonrasında. Evet. Yani bu biraz ayla güneş gibi bir durum söz konusu. Zaten gerçi neticeleri bu seçim öncesinden de biraz borsadaki gelişmelerde, olumlu yöndeki gelişmeleri zaten hep beraber izliyorduk. Borsa her geçen gün üstüne koyarak gidiyordu ama bazen bunun dengesinde tedirginlikle, dış piyasalardan gelen şeylerle, etkilerle biraz düşüşler yaşasa da alıyordu ama seçim sonrasında çok ciddi bir şekilde borsanın coştuğunu görüyoruz. Bunun tabii en önemli faktöründen bir tanesi de dış yatırımcıların borsamıza gelmesi. Doğal olarak bu hem ekonomimiz açısından güven verici bir netice hem de buradaki borsamıza, buradaki ekonomiye güveni de destekleyen tarzda bir şey. Yani en azından yabancıların Türkiye'ye bakışıyla ilgili olumsuz etkinin azaldığını görüyoruz. Tamamen yok oldu diyebilmemiz için bazı şeylerin daha olması gerekiyor. Çünkü ihracattaki tedbirli gidişin de aslında bir noktasında bunun olduğunu görüyoruz. Ama biz sektör olarak da görüyoruz ki yani o yaşanan darbe sonrasındaki etkinin azaldığını ve artık iyice yok olmaya doğru gittiğini, inşallah bu zaman bunun en güzel çözümü olacak. Biz sağlam durarak, üreterek ve mümkün olduğu kadar ticari olarak bütün meyillerimizi yerine getirerek bunları yaptığımız takdirde burada yabancı fonların gene eskisi gibi olduğu gibi Türkiye'ye çok ciddi şekilde ki burada Türkiye'nin ekonomisine can vereceğini, doğru değerlendireceğini görüyoruz. Tabii şu andaki rakamlar borsanın tarihi rakamlar hep rekor üstüne rekor kuruyor. Üstüne koyarak gidiyor. Bu da tabii bizler açısından olumlu bir şey. Yani dış dünyanın Türkiye'ye bakışı açısını düzeltmeden de kendi kendimize de bazı şeyleri söylememiz de şey olmuyor. Yani evet biz aramızdaki maçlarda hep birisi şampiyon oluyor ama anlamlı olan yani Avrupa
ile olan bir maçı almak. Yani oradaki dış başarı, uluslararası bir başarı bizi daha anlamlı kılıyor. O açıdan burada da uluslararası kaynakların, uluslararası finansçıların Türkiye bakışının olumluya dönmesi bizleri mutlu ediyor. Yani demek ki Türkiye bazı yapısal sorunlarını aştığını, artık güven verdiğini ve eskisi kadar soru işareti olmadığını görüyoruz. Tabii bunda en önemli şeylerden bir tanesi çok şükür ki yılbaşından beri en ufak bir terör eylemi olmadığını görüyoruz. Huzurlu bir ortam var, üretim ortamı devam ediyor. Seçim vardı, buradaki bir referandum vardı. Bu referandum neticesinde ülkemize hayırlı olsun. Bu da yabancılar açısından belki yönetim olarak o da olumlu addedilerek desteklenen tarzda bir şeyle ekonominin bu şekildeki hareketliliği içeriği de cesaretlendiriyor. İçeriği de daha böyle yatırımlar konusunda, bekleyen konuda yatırımlar konusunda biraz daha cesaretlendirdiğini görüyoruz. Özellikle zaten referandumdan sonra da uluslararası derecelendirme kuruluşları biraz daha sanki böyle görüşlerini değiştirmeye başladılar. 15 Temmuz sonrası yaptığı açıklamalar, işte not düşürmeler, oradaki havada, oradaki rüzgarda biraz tersine doğru esmeye başladı onların o operasyonlarına. Tabii orada Ebru'nun biraz çok çabuk şey yaptılar. Yani reflekslerini bir olayın olduğu günün akşamında, yani oradan hani maç çıkışı konuşmaya benziyor. Maç çıkışında konuşuyorsunuz, böyle o anın şeyini, adrenaliniyle konuşuyorsunuz, ertesi gün düzeltmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da birazcık ona benzedi. Yani olayın sıcaklığının iki gün geçmiş, cuma günü yaşamışsınız, pazartesi günü not eksiltmesi gibi. Yani bunlar tabii ki bunların bizler açısından değerlendirmesi böyle oluyor. Yani burada ön yargılı olarak yapıldığını görüyoruz. Biraz daha sakin ve sükunetle kalıp biraz daha gözleme zamanı vermiş olsaydı belki bugün daha farklı şeyi konuşuyor olabilirlerdi. O açıdan düşürmeleri de ve etkilemeleri de biraz çabuk oldu, ani oldu. Bundan sonra inşallah bu olumlu şeylerle tekrar uluslararası notumuzun, değerlendirme notumuzun tekrar iyi bir noktaya gelmesini de hak ediyoruz diye düşünüyorum. Mark Faber'in bir açıklaması oldu. Türk lirası güçlenecek diye. Bunlarla bağlantılı olarak bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu tabii bunun zaten en büyük etkisini görüyoruz. Bu borsa yukarıya doğru gittiği zaman kur aşağı doğru gidiyor. Yani bu ikisinde. Bu da zaten yabancı ilgisinin devam edeceğini olursa, dolayısıyla dışarıdan çok ciddi bir kaynak gireceğini, bu kadar da kaynak bolluğunun da tabii biraz Türk lirasını yükleneceğini söylemesi çok büyük bir dahilik değil. Yani neticede zaten ona doğru gidiyor. Yani Mark Faber de burada iyi bir tespit yapmış kendi açısından. Peki, kısa bir reklam arasına gideceğiz Sayın Gül'e. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Hepimize devam ediyoruz. Algo operasyonları dedik ama daha sonrasında siz ihracatçı olarak bunları yenmek için, bu özellikle yabancı yatırımcıya bu konuda gerçeği göstermek için nasıl çalışmalar yaptınız? Temmuz, 15 Temmuz'un akabinde birkaç ay sonra bizim Paris'te bir fuarımız vardı. Dedik ki ben bu fuarı bir şeye çevirelim, bir etkinliğe çevirelim. Uluslararası bütün bizim müşterilerimizi bir şeye toplayalım, salonda toplayalım. Hem bu yaşadığımız süreci anlatalım, hem de üretime kesintisiz devam ettiğimizi şey yapalım, bir de ödül verelim dedik. Başlangıçta çok geniş bir katılım oldu ondan sonra bütün markaların, ama bu davet günü yaklaştıkça bu şeylerin birer birer iptal ettiklerini gördük. Gerçi 20'nin üzerinde uluslararası müşterilerimize, markalara o gün ödül verdik, ama daha büyük alımcılardan ondan sonra bir kısmını da veremedik. Tabii bu bizi biraz açıkça şaşırtmadı. Zaten hani bizim gidiş amacımız da buydu. Daha sonra hem Fransa'daki hem Belçika'daki Tekstil ve Hazır Giyim Federasyonlarına hem de Eurotex nezdindeki görüşmelerimizde de bu etkinin devam ettiğini gördük. Yani bizim gittiğimiz toplantılarda mesleki sektörel konuşmalar değil de siyasi konuşmaları, yönetimle ilgili sorulara kaldık. Yani biz sizinle siyaset değil, ticaret yapmaya geldik. Bunların, bizim konuşmayı yapacaklarımız bu. Yani bizim şu anda bir düzenimiz var. Bu düzen çalışıyor. Üretimimiz kesintisiz devam ediyor. Zaten dünyada böyle bir ülke yok ki gece bir darbe yaşayın, ertesi sabah bütün insanınız, bütün çalışanlarınız, bir kişi bile eksiksiz işinin başında olsun. Yani hiçbir mazeret üretmeden o gün çalıştık. Yani bu gerçekten Türk halkının inanılmaz bir şey. Yani bu davranışı, etkisi. Söylenirken, anlatırken bile çok etkileniyorum. Onu, bütün çalışanlarımızın o işine bağlılığı, o gün çalışmaları çok anlamlıydı. Ve aradan geçen bu süreç içerisinde
Yani bir takım siparişleri, işi kesenlerin, etkili azaltanların şimdi geçen Almanya'daki bir ihracatçı birlik başkanı artık biz Türkiye'nin bu sürecinde Türkiye'nin işleri azalttık. Ondan sonra kestik. Ama gittiğimiz yerlerde Türkiye kalitesini ve Türkiye standartlarını bulamadık. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönme zamanı diye önemli bir dergide bir yazı yazmış. Onu da biz de sektörle paylaştık. Bu ve bunun gibi etkilerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü doğru olan da bu. Aklın yolu da bir yani. Türkiye'deki kalite, altyapısı, lojistiği, kısa zamanda buna cevap vermesi başka ülkelerde bulması mümkün değil. Yani zaten Avrupa Birliği'nin Çin'den sonraki en iyi büyük tedarikçisi, dünyanın 7. büyük tedarikçisi bir sektör olarak bunu söylüyoruz. Diğer sektörlerde de biz kendi sektörüm adını anlatıyorum doğal olarak ama benzer sektörlerde de aynı hizmet kalitesinin yönünde olduğundan biraz bizde tabii daha etkiliydi yani bu Avrupa Birliği'ne büyük %50'den fazlasını ihracat ettiğimiz için orada ki etkilendik yani bu şeyde. Bu açıdan bu ikinci dönemin bu çerçevede çok daha hayırlı olacağına inanıyorum. Bu süreçte tabii bir takım seçimler de vardı. Bu seçimler doğal olarak bütün malzemeleri maalesef kullanıyorlar. Almanya'da da olacak. Belki Hollanda'da yapıldı, bitti. Ama bizler açısından sevindirici mesela Hollanda ile olan ticaretimiz en ufak bir ihracatımızı etkileşme olmadı. Yani bu etkileşmenin negatif olmamasının akabinde devamlılığında pozitif onun etkisini bekliyoruz. O açıdan bu ikinci dönemin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Beklentileri de arttığını anlıyoruz. Burada. Çünkü beklentilerden, izlenimlerden, yaklaşımlardan Türkiye'ye sipariş vermeye bile gelmiyorlardı. Ya da gelip siparişini verip hemen dönüyorlardı. Artık Türkiye'yi nasıl bir ön yargıyla, nasıl bir algıyla şartlanarak geldiklerini anlayın ki bir an evvel yapıp hemen dönmek istiyorlardı. Ama şimdi gönül rahatlığıyla geliyorlar. Gene fabrika ziyaretleri, gene karşılık ticari ilişkileri çok ciddi alındığını görüyoruz. Çünkü çok kolay bir şey değil. Evet. Belki onlara da bir şey yapmak lazım ama ciddi bir algı yaratıldı Türkiye ile onunla ilgili. Bunu tabii hem bizim sağlıklı bir şekilde yönetmemiz bizler açısından iyi bir deneyim oldu. Çünkü bunu da göz ardı etmemek gerekiyormuş. Bunun gibi krizleri ya da bunun gibi olayları yönetmek de ayrı bir yönetim başarısı gerektiriyor. Peki. Çok teşekkürler İTİP Başkanı Sayın İsmail ben Güle. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için efendim. Evet, 24'e bu haftalık burada sona eriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.